Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir Salı Sohbet programımıza da hoş geldiniz. Arşiv, koleksiyon, emülatör, emülasyon. Bununla ilgili içerikler hazırlıyoruz Salı günleri için. Bugün sizlerle arkamdaki videodan da anlayacağınız üzere Gran Turismo hakkında birazcık muhabbet edeceğiz. Arşivimdeki oyunları göstereceğim. En son işte sizlere de bahsetmiştim. Elimde olmayan konsolların oyunlarını da elimde tutmuyordum. İşte bu kuralı yıkan tek bir oyun serisi var elimde. Gran Turismo. Gran Turismo'nun elimde olmamasına rağmen PlayStation 1, PlayStation 2 sürümlerinin medyaları hala duruyor. Çünkü bu seri oyunlar hakkında benim herhalde en fazla anı biriktirdiğim seridir. Hani bunu gerçekten böyle bir kenara koymak veya bunları da işte diğer elimden çıkarttığım sistemlerin oyunlarını çıkarttığım gibi bunu da elden çıkartmak benim için çok zordu. Ki çıkartamadım da hala duruyorlar ellerimde. Ha, her ne kadar PlayStation 1, PlayStation 2 sürümlerini ben herhangi bir cihaza takıp oynayamıyor olsam da arşivimde bu oyun durmasını ben arzu ediyorum. Şimdi Gran Turismo'yu benim için özel yapan bir durum var. Onun da sebebi şu sevgili arkadaşlar. Ben PlayStation 1'i almaya gittiğimde orada demo disk üzerinden ilk oynadığım oyun Gran Turismo'ydu. Yarış oyunlarını zaten oldu bitti seviyorum. Daha önceki sistemlerde de ben genellikle yarış oyunlarıyla vakit geçiriyordum. Artık onlara da ne kadar yarış oyunu denirse. İlk defa işte Gran Turismo'yu ben PlayStation 1 üzerinde gördüğümde o güne kadar böyle bir şey görmedim. İşte poligonal 3D grafikler falan, o arabaların modellemelerindeki detaylar. Hani 1998 şartlarına göre konuşuyorum. Muazzam bir oyundu. Zaten ben hemen oyunu da makineyle beraber almıştım. Gerçi aldığımız Japonca sürümüydü. Bayağı bir uğraştırmıştı Japonca sürümü. Daha sonradan İngilizce sürümünü de edinmiştim. Tabii orijinal oyun falan filan yok o dönemlerde. Şimdi ilk oyun 1998 yılında çıktı sevgili arkadaşlar. Kazunori Yamauchi bunu çok küçük bir ekiple, 7-8 kişilik bir ekiple yanlış değilsem 1993 yılında geliştirmeye başladı. Şimdi bu oyunu yapan ekip o kadar küçük ama ortaya çıkarttıkları iş de o kadar büyük bir işti ki. Şimdi bana sorsalardı kendine adamışlığın destanı nerede yazılmıştır diye ben burada derdim. Çünkü Kazunori Yamauchi her ne kadar son dönemde tembelliği konusunda biz eleştiriyor olsak da ilk oyunun geliştirme süreci içinde bu adam gerçekten çok büyük emek dökmüş. Kendini bu işe çok adamış. Yapımcılardan birisi. Adam oyun geliştirilirken oyunu geliştirdikleri stüdyoda yatıp kalkıyormuş. Hatta verdiği röportajlarda falan okumuştum. Adam mevsimleri dahi takip edemiyormuş. Yani mevsimlerin değiştiğini pencereden dışarıya baktığında yağan kardan anlıyormuş. Ha, kış geldi falan filan. Çalıştığı masanın altında adamın yattığı bir yatak varmış. Düşünün yani bu ilk oyunu yapan adamın hangi şartlar altında bu oyunu yaptığını. Zaten bu oyun 1998'de çıkan ilk sürümün hemen 2 yıl sonrasında bu oyunun ikincisi çıktı. Gran Turismo 2. Şimdi ilk oyunda yaklaşık 165 veya 185 araba vardı. Bu oyunda sayı direkt 800'e çıktı. Muazzam bir artış olmuştu. Çok güzel yollar koymuşlardı oyuna. Fizikler geliştirilmişti. Araçlarda daha fazla poligon kullanılıyordu. Tahmin ediyorum ilk oyunda 150 poligon vardı. İkinci oyunda araç başı işte 250 poligon olduğunu söylüyorlardı. Şimdi yüz binlerce poligonlardan oluşturulan arabaları göz önüne aldığınızda 150 poligon, 200 poligon insana böyle çok komik geliyor ama o dönem için o grafiklere baktığınızda gerçekten de insanı büyüleyen grafikleri vardı. Biz arkadaşlarımızla beraber Gran Turismo'da o dönemde gerçekten çok güzel anılar biriktirdik. Otururduk işte o zaman online multiplayer yoktu. Lokal multiplayer. Bölünmüş ekranda oynamaktan ziyade biz sıra tabanlı oyunlar nasıl oynanır? Gran Turismo'yu da öyle oynuyorduk. İşte bir yol seçilirdi, bir araba seçilirdi. Otururduk. Herkes kendi ayarlarıyla en iyi zamanı yapmaya falan çalışırdı. Arkadaşlar da çok severdi. Sabahlara kadar günlerce biz Gran Turismo oynardık. Zaten bu Gran Turismo 2'nin çıkışıyla ilgili benim yaşadığım bir anı da var. Ben bunu da anlatmışımdır muhakkak videolarımda. Hani bizim için gerçekten çok önemli bir oyundu. Koleksiyon olarak benim için gerçekten önemli bir oyun. Daha sonra işte biliyorsunuz 6. nesil konsollar çıktı. PlayStation 2. Hemen zaten konsol çıktıktan tahmin ediyorum bir sene sonra falan Gran Turismo 3 çıktı.
Gran Turismo 3 ile birlikte oyuncular 30 FPS, 60 FPS yarış oyunları arasındaki farkları gördüler. Kazunori Yamauchi de söyledi zaten 30 FPS'den bizim 60 FPS'ye geçişimiz işte bu oyunun gerçekçiliği noktasında daha gerçekçi bir şeyleri oyunculara sunmamıza yardımcı oldu dedi. Zaten bundan için böyle olduğunu da açıkladı röportajında. Çünkü 30 FPS oynanan bir oyunda saniyede fizik hesaplamalı gösterilen kare kadar yapılıyordu 30 defa. 60 FPS'ye çıkınca fizik hesaplamalarda saniyede 60 defa yapılmaya başlandı. Bu aynı zamanda işte gerçekçiliğinde iki kat artması manasına geliyordu fizik hesaplamalar noktasında. Zaten grafikler falan 4-5 bin poligondan oluşuyordu araçlar. İşte o takip kamerası, o yollar. Rally modunu gerçi biz Gran Turismo 2'de görmüştük ama Gran Turismo 3'ünde rally modu harikaydı. Harika yollarda bir de nesil farkı falan var işte PlayStation 1'den PlayStation 2. Bizi büyülemişti. Benim de Gran Turismo 3'ü edinme hikayem zaten konsolu almadan 6 ay önce ben gittim. 2 kopya aldım evime koydum. Tabii 2 kopya derken yine güzel o dönemlerde kopya oyunlar falan alıyoruz. Orijinal oyunla biz Türkiye'de ben kendi adıma konuşuyorum. PlayStation 3 döneminde tanıştık. Zaten bu aldığım orijinal oyunları da ben PlayStation 3 ile birlikte orijinal oyunlara geçtikten sonraki dönemde yurt dışında işte eBay'den falan alışveriş yapabildiğimiz dönemlerde oralardan getirttirmiştim. Zaten bunlardan bir kısmını bulmakta bir zorluk çekiyorduk. İşte o bulunması zor oyunlardan birisi de buydu. Gran Turismo Concept. Bunun yalnız iki farklı versiyonu var yanlış değilse. Bu bendeki Tokyo Genova. Aralarında 2 veya 3 araba farkı var. Bunun farklı iki şehir adıyla anılan versiyonu var işte. Gran Turismo Concept. Tokyo Genova değil de iki farklı şehir. O versiyonunda da işte 2 veya 3 araç farklı. Şimdi tabii zaman geçiyor. 2003 yılında çıktı Gran Turismo Concept. Şimdi Gran Turismo Concept de Gran Turismo konseptinin bildiğimiz konseptin dışında bir içerik de gelmişti. Bu daha çok işte böyle belirli pistlerde belirli araçlarla yarışabildiğiniz bir oyundu. Hani o yüzlerce araç kütüphanesinden oluşan onlarca pistte ehliyet sınavlarına girip çıktığınız bir oyun değildi. Akabinde zaten 2005 yılında Gran Turismo 4 çıkmadan önce Gran Turismo 4 Prolog'u çıkarttılar 2004 yılında. Bu oyunun içinde 60-70 kadar araç var. Az sayıda pist var. Yine tabii bu Gran Turismo konseptin içeriğine yakın bir içerikteydi. Fakat pistlerde giriyordunuz işte yarış yapıyordunuz. Zamana karşı yarışıyordunuz. Yine bildiğimiz Gran Turismo konseptin dışındaydı. Ve 2005 yılında Gran Turismo 4 çıktı. Belki de serinin en iyi içeriğe sahip oyunu buydu. Oyuncuların da belki de en çok sevdiği oyun Gran Turismo 4'tür. Çünkü Gran Turismo 4 çıktığı dönem itibariyle içinde barındırdığı efsane pistleri itibariyle bir de PlayStation 2'nin işte son dönemleriydi. Rakibi de Forza'ydı. Rakibinin Forza olmasında bayağı bu oyunun içeriklerinde etkisi olduğu söylenir. İşte Nürburgring falan Forza'da olduğu için bu oyuna eklendiğini iddia eden bazı kaynaklar var. Artık ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum. Şimdi her ne kadar Gran Turismo serisinden olmasa da Turist Tropi bu Gran Turismo 4'ün aynı oyun motoruyla, aynı fizikleriyle motosikletlerle oynanan versiyonu. İsmi Gran Turismo olmasa da Turist Tropi'yi birçok koleksiyoncu, arşivci seriden sayar sevgili arkadaşlar. Ve geliyoruz 7. nesil konsollara yani PlayStation 3 dönemine. Şimdi tabii 7. nesil konsollara geçtikten sonra insanların en büyük beklentisi Gran Turismo 4'ün de başarısı vardı orada. Çok kaliteli bir Gran Turismo 5 oyunu bekliyordu oyuncular. Belki de Kazunori Yamauchi'nin oyunları içinde en kötü yönetilmiş projede Gran Turismo 5'tir. Çünkü verilen vaatler, bu vaatlerin işte ne kadarının gerçekleştiği, ne kadarının gerçekleşmediği, bir kısmı oyuncular da gerçekten böyle hayal kırıklığıyla sonuçlanan kararlar da aldılar. İşte bu premium araçlar, standart araçlar. Bu standart araçlar içinde PSP'den modellenmiş araçları adamlar aldılar, direkt koydular Gran Turismo 5'in içine. Gerçekten benim de o dönem canımı sıkmıştı. Gran Turismo 5'in çıkışı da 3 aşama geçirdi arkadaşlar. İlk önce PSN Store üzerinden adamlar Gran Turismo HD Concept adında, demo tadında bir oyun yayınladılar. Bu oyunda çok kısıtlı sayıda yol, çok kısıtlı sayıda araç vardı. Ama Gran Turismo 5'i böyle heyecanla bekleyen oyuncular bu demoya adeta saldırdılar. Günlerce oynadılar.
oynandı. İşte farların resimlerini falan çekip forumlara koyan arkadaşlar vardı. Şimdi o resimler de arkadaşlar kabul edelim o dönem için bize çok muazzam geliyordu. PlayStation 2'den işte siz geçiyorsunuz PlayStation 3'e. Bir tarafta 5-6 bin poligondan oluşan, 4 bin poligondan oluşan araçlar var. 250 bin poligondan bahsediyorlardı Gran Turismo 5 için arkadaşlar. Yani beklenti gerçekten çok büyüktü. Dedik ya işte 3 aşamadan oluştu Gran Turismo 5'in piyasaya sunulması. HD konseptin ardından aynı Gran Turismo 4'te izlenen yoldaki gibi adamlar bir de ne yaptılar? Gran Turismo 5 Prolog'u çıkarttılar. Bu Gran Turismo 5 Prolog'un çıkışı Mart ayı. Mart ayı da benim için PlayStation'lar almayıdır. PlayStation 1'i, 2'yi, 3'ü ben hep Mart aylarında aldım. Zaten bu oyunda 2007 Mart ayında çıktı sevgili arkadaşlar. Çıktığı gibi ben aynı yerden PlayStation 3 siparişi de verip ilk defa işte o zaman PlayStation 3 sahibi olmuştuk. Daha sonra takip eden dönemlerde işte Slim'ini aldık, Super Slim'ini aldık. Hatta bir de 60 GB'lık J versiyonu, bu Japon versiyonu geçti elimden PlayStation'ı. Bayağı bir elimizden geldi gitti. Daha sonra tabii ilerleyen zamanlarda mümkün olduğunca az konsol edinmeye çalıştık bir nesil içinde. Zaten doğrusu da o. Neslin başında alacaksın. Nesil bitene kadar bir kaza bela çıkmadığı sürece devam edeceksin. Ve arkadaşlar uzun bir süre oyuncular Gran Turismo 5 Prolog'la idare etmek zorunda kaldılar. Oyun hakkında dedikodular, sağda solda yazılanlar, oyuncuların beklentileri, Kazunori Yamauchi'nin dediğim gibi bu proje Gran Turismo tarihindeki yönetilmiş en kötü projedir. Gran Turismo 5 projesi. Eğer her bir oyun yapımını bir proje olarak değerlendiriyorsanız. Ve oyun gerçekten geç bir tarihte çıktı. 2009 veya 2010 yılıydı. Gran Turismo 5 çıktı. 2006 yılında işte Xbox 360 çıkmış. Adamlar orada Forza'yı oynuyorlar. Forza Motorsport 2'yi oynuyorlar. İşte oyuncular bekliyorlar. İşte HD konsepti oynamışlar. Bir demoyu. Ardından yine bir demodan biraz fazlası ama en nihayetinde bir demo olan Gran Turismo 5 Prolog'la neredeyse 2 yıl idare etmişler. Hani 2009 yılıydı herhalde işte Gran Turismo 5 çıktı. Gran Turismo 5 gerçekten bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu premium araçlar, standart araçlar. Yalnız tabii fizikler, yine araba modellemeleri, premium araçlar için söylüyorum. Değişken hava şartları, gece gündüz döngüsü bunlar harikaydı. Yani o nesil için belki de görüp görebileceğimiz en iyi özellikler bu oyundaydı. Ama ne diyorum işte çok kötü yönetilmiş bir projeydi. İnsanlar bu iyi yapılmış özelliklere odaklanmak yerine oyunun yapamadığı şeylere odaklandılar. Birçok kişi de bunu eleştirdi. Kazunori de herhalde bunu dert etmiş olacak ki bu oyun çıktıktan sonra yine aynı neslin sonunda ve PlayStation 3 nesli bitti. PlayStation 4 tam çıktığı dönemde adam gitti. Gran Turismo 6'yı PlayStation 3 için çıkarttı. Şimdi nasıl bu nesilde Gran Turismo 7 CrossGen olarak geldi? Yani hem PlayStation 4'lerde oynanabiliyor hem de bunun bir PlayStation 5 sürümü var. Geliştirilmiş işte grafik özellikleri var, ray tracing'i var, o var, bu var. Hani buna benzer bir formülü deneseydiler belki de Gran Turismo 6 çok daha başarılı bir oyun olurdu. Benim aslında sevdiğim de bir oyun. İçerik olarak da güzel. Bunda çok sayıda araç vardı. İlk başta 450'nin üzerinde bu premium araçlar hatta bu standart araçlar yok bunda. Yollarıdır, içeridir, sizi oyalayacak bir sürü içinde etkinlik vardı. Uzun sürede oynadım. Yani o kadar da keyif aldık ki biz bu oyundan. Tabii ümitler artık PlayStation 4 neslinde yeni bir Gran Turismo'ya kaldı. Ve biz ana bir oyun beklerken Kazunori Yamauchi'den Kazunori Yamauchi online ağırlıklı bir oyunla karşımıza çıktı. Gran Turismo Sport. Aslında içeriği bir kenara bırakırsanız söylediği şeyleri de çok iyi yapan bir oyundu Gran Turismo Sport. Fakat işte o kadar çok eleştiri aldı, puanları düşük geldi. Çünkü oyuncular klasik bir Gran Turismo oyunu bekliyorlardı Kazunori Yamauchi'den. Velhasıl işte böyle bir oyun çıktı ortaya. Sonra yamalarla işte uydurup bir kariyer modu falan eklendi buna. Ne bileyim böyle enteresan işler oldu. Oyunu toparlamaya çalıştılar ama gerçekten de toparladı dememiz zor. Yani oyuncuların beklediği içeriği yakışmayacak bir içerikte geldi Gran Turismo Sport. Keşke işte Gran Turismo Sport değil de Gran Turismo 7 olsaydı da biz şu anda oynadığımız Gran Turismo 8'i oynuyor olsaydı. Tabii çok sular aktı diyelim. Artık köprülerin altında. Şimdi Gran Turismo 7 çıktı. Benim için maliyet açısından en uygun hali işte bunu dijital olarak alıp oynamaktı. Kutulu versiyon hala fiyatı yüksek. Kutulu versiyon da ben zaten
Bu Gran Turismo oyunları benim PlayStation 1 döneminden beri arşivimde duran oyunlar. Bunların yani son oyunu da almamak gibi bir opsiyonum yok. Gran Turismo 7'yi de tabii dolu olarak alacağız. Arşivimizi ekleyeceğiz. Fakat fiyatların düşmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Gran Turismo belki de benim kanalda üzerine en fazla içerik yaptığım oyunlardan biridir. Şimdi çok seveni de var. İşte hiç sevmeyip bu oyuna böyle adeta nefret edercesine yaklaşan insanlar da var. Yani ben seven taraftayım. Bilmiyorum, sizler de seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gran Turismo arşivimiz üzerinden birazcık muhabbet yaptık. Fazla anılar kısmına girmedim. Onunla ilgili zaten video yapmıştık. Uzatmak da istemiyorum. Ama en nihayetinde Gran Turismo serisi de bende iz bırakan sevdiğim oyun serilerinden, belki de en çok sevdiğim oyun serilerinden biridir. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Bizi sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.